Efendim hoş geldiniz. Suç araştırmaları uzmanı Mesut Demirbilek, Doktor İbrahim Bilgen psikiyatri uzmanı ve Profesör Doktor Gökhan Oral adli tıp uzmanı bizimle birlikte bu akşam. İki konumuz var. Birbirinden ayrı gibi görünmekle birlikte aslında ortak yanları olan, bir anlamda ortak yanları olan iki konu. Bunlardan ilki kaçırılan pilotlarımız, Lübnan'da kaçırılan pilotlarımız ve onların ülkeye dönüşü sonrasında duyduklarımız ve yaşananlar. İkincisi ise bebeğini öldüren anneler, yani kendi doğurduğu çocuğu anneler. Dolayısıyla bugün her ne kadar birbirinden çok uzak görünmekle birlikte aslında çok ender rastlanan ama her ikisi de bir anlamda medya açısından da benzeri etkiler uyandırmış olan iki olay. Şimdi önce bu kaçırma, rehin alınma, alıkonma meselesine gelelim. Efendim şey sizin, söz sizin. Hanginiz isterseniz bir ucundan başlayın ve bize kimler kaçırır, kimlerin kaçırılma riski vardır, kimler rehin alınır, rehin alma kaçırılma arasındaki farklar nelerdir gibi bize bir genel bir bilgi verebilir misiniz? Size bakıyorum, çok bakıyorum. Evet. Hocam şimdi rehin alınma ve kaçırılma aslında bunlar hepsi aynı başlık altında toplayabiliriz. Bunlar rehin alma, kaçırılma, hürriyetini bağlama, bir yere gitmeye zorlama ya da insanın hayatın hürriyetini kısıtlama. Ceza kanunu zaten yalnız tabir bu. Bir dakika bir durun, bir parantez açacağım. Bu akşamki etiketimizin birinci bölüm için olan etiketimiz sosyal medyada rehine olsam. Rehine olsamla ilgili olarak düşündüklerinizi, hissettiklerinizi, siz rehin alınsaydınız eğer, yapacaklarınızı bize yazarsanız eğer seviniriz. Tabii bu arada tabii ki suç ve delil olarak da yine bize sosyal medyadan mesajlarınızı atabilirsiniz. Çok özür dilerim. Buyurun. Estağfurullah. Yani işin gerçeğinde bir suç türüdür. Yani eğer hukuka aykırı şekilde bir insanın bir yere gitmesini engelliyorsanız, bir yerde hapsediyorsanız, onun hürriyetini engelliyorsanız bu bir suçtur hukukumuza göre. Hukuka aykırı kelimesinin özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü insanlar hukuka uygun şekilde bir yerde tutabilir. Tutukluluk halleri böyledir, cezaevinde kalınan haller böyledir. Ya da belirli yerlerde insanların toplanması ve zorunlu olarak tutulması gerekebilir. Yine hukuka uygun bir şekilde yapılabilir. Bunu bundan ayırt etmek gerekir. O yüzden hukuka aykırılığı altını çizmek gerekiyor. Hukuka aykırı bir şekilde insanların işte kaçırılması, rehin alınması, bu rehine alınmaların bir sebepleri, motivasyonları aslında hepsi kendine göre ayrılabilir bunlar. Fakat en genel yaygın olarak bilinen motivasyonlar adi suç olaylarında çok görülen konulardan bir tanesi. Motivasyonlardan bir tanesi para karşılığı ya da bir çıkar ve menfaat karşılığı kişilerin kaçırıldıktan sonrasında fidye karşılığı tutulması ve olayını zaten tamam. En yaygın olarak yani bir fidye istemek üzere birini kaçırma evet, meselesi var. Orada kaçıranla kaçırılan arasında herhangi bir tanışıklık, bir yakınlık var İlla mı? Olması gerekmiyor. İlla gerekmiyor. Olması gerekmiyor. Bu olabiliyor da birçok olaylarda olabiliyor. Aslında günümüzde şimdi sadece gazetede ya da basına ya da medya çıkmış haliyle bildiğimiz olaylar vardır. Ya da onun dışında da olaylar olabiliyor. Bu normal dünyamızda bu tarz kaçırma ve rehin alma ya da tutma olayları gerçekleşirken hukukun dışındaki olan dünyalarda da var. İşte atıyorum mafya grupları kendi aralarında adamları kaçırırlar. Birbirleri arasında savaşları vardır, uğraşları vardır. Onlar hiç yansımıyor herhalde. Onlar tabii kendi dünyaları içerisinde daha fazla kalırlar. Ama günümüzde maalesef her sene 3-5 tane olay olur Türkiye'de de baktığınızda. Evet. Yani orada şey var tabii. Belki izleyici açısından faydalı olabilir. Rehin almada hep bir pazarlık konusu vardır. Yani bir talep vardır. Evet. Yani kaçırma ve alıkoymada illa bunun olması gerekmez. Hayır. Rehin olma. Ama rehine alındıysa kişiyi... Bir adı üstüne rehin alma. Rehin zaten bir rehin ediyorsun. Bir talebi vardır yani. Bir talep vardır. İşte şunu yapmazsanız, şunu yaparsanız evet. Gibi. Bir beklenti var, bir çıkar var. Tabii rehin almak için de kaçırabilir de alı da koyabilir. Ne bileyim, bir banka soygunu sırasında oradaki mevcut kişiyi alıkoyar ve rehin alır. Yani orada kaçırma söz konusu değil. Ama işte köyden kız kaçırmada... Bayağı evet. Kız kaçırır. O da hürriyetini hürriyeti kısıtlayıcı, sınırlama koyuyor. Yani rehin almada önemli konu muhakkak ki karşılığında bir talep vardır. Kendi çocuğunu rehin alıyor adam. İşte ne bileyim
maaşımı kestiler, işten attılar beni, işte çocuğu balkondan atarım vesaire. O evet. da bir rehin alma olayı aslında.